Belediyesi, Kültür AŞ ve Gümüşlük Akademisi Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Bodrum Kitap Günleri'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Temamız doğayı okumak. Bodrum'un çok çekici, başlangıcı bir doğası var. Hem duyarlılık oluşturmak hem de hep birlikte doğamızı nasıl koruruz? Biraz da edebiyatçılar olarak, okurlar olarak, Bodrumlular olarak biraz bunu da konuşma fırsatı bulabiliriz düşüncesiyle doğayı okumak olarak belirledik. Pek çok yazarımız gelecek. Pek çok konuda tartışmalar sürecek. İlk kitap günleri. Biz gelenekselleşmesini çok istiyoruz, arzu ediyoruz. Umarım öyle olur. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçildi. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Bugün de şehir dışında olduğu için aramıza katılamadı. Sizlere sevgi ve saygılarımı iletti. Kitap fuarı ise kitapların tanıtılması, okur yazar sayının arttırılması, okuma alışkanlığının gelişmesi gibi pek çok fayda ile yayıncı, yazar, kitap ve okuru buluşturur. Kültürel buluşma noktası olarak değerlendirdiğimiz etkinliği değerli kılan yayın evlerimize, yazarlarımıza, misafirlerimize ve siz değerli dostlarımıza katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Bodrum'un zengin edebi mirasının korunması ve geliştirilmesi, çağdaş yaşamın ayrılmaz parçası olan kitapların kentimizde okur yazarlara rahatlıkla ulaşması, kıymetli yazarlarımızın eserleriyle hayat felsefelerinin benimsenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve tüm kitap severleri Bodrum yaşayanlarını 3 Şubat'a kadar devam edecek olan etkinliğimizde görmekten mutluluk duyacağız. Saygı ve sevgilerimle teşekkür ederim. Bazı insanlar olursa eğer toprağın olursa çok şey ifade ediyor. İçinden geçirdiğini söyledim size. Düşünceler içinde, ondan sonra şehri, terayı, o güzelim İstanbul'u, yavaş yavaş gecenin çöküşünü daha iyi yaşayabilir miydim? Hayat dediğimiz şey bu mu? Geç mi kaldım? Acaba müsellez apartmanında bir kapıcı olsa daha mı çok kazanırdım?